Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Nautilus destek oyunumun analizini yapacağım. Çok iyi oynamadım aslında ama birkaç trik göstermeye çalışacağım sizlere. Şimdi öncelikle oyun başı hiza alma. Ormanın girişine yerimi alıyorum ve rakip bir invade denerse göreceğiz, geri çekileceğiz. Bizde öyle bir henüz bir hazırlık yok. Buraları geçelim şimdi. Şurayı göstereyim. Bunu ben yapıyorum. Başka yapan var mı? Hiç dikkat etmedim açıkçası. Şöyle biraz hızlandıralım. Şimdi kaysamız çıkıyor. Ben iki vuruş daha yapıyorum. Genelde de iki vuruş falan yeterli oluyor. Şimdi şuraya da totemimi bırakacağım. Bu arada Kaysa bu farmların XP'sini alacak. Benden önce 2 level olacak. Çünkü bu koridorda biraz hasara ihtiyacı olacak onun. Ben tanklığıma güveniyorum çünkü. Biraz daha geri alayım. Tekrar devam edelim. Şimdi Warsu denedik, güzel denedik. Ama çıkmamız lazım. Durdurayım ben. Varus'ta güzel bir test yaptık. Çıkmamız lazım. Neden? Bu adamlar bizde aynı anda koridora geldiler. Yani bu ne demek? Diana, Diana ya da neyse, mavisinden başlamış. Yani dolayısıyla bize yakın olabilir. Rammus'un nerede olduğunu da görüyoruz. Ama Kaysa devam etmeyi tercih ediyor. Haliyle devam ediyoruz. Buradan Yasuo'nun Q'sunu da yiyince, hortumunu da yiyince Olin yapıp mecburen birebir bir değişim yapıyoruz. En azından ilk kanı alıyor Kaysa'mız. Yani aslında rakip takım burada üstün çıktı. Çünkü onlar 2 asist aldı. Kaysa levelde biraz daha öne geçiyor. Burayı geçelim. Ha şimdi. Kaysa'nın burada Varus'la birebir takas yapmaması lazım. Neden? Ben yokum ve 1 levelim. Ben gelene kadar Yasuo 2 olacak mesela. Kaysa 3 level gerçi. Burada takas da kaybetmiş bu arada. Ona dikkat etmemiştim de oyunda. Ben onun biraz canını doldurmaya çalışıyorum. Yalnız aramızda level farkı var. Ben hala bir levelim gördüğünüz üzere. Öyle bir Q kaçırmışım. Bir tane daha kaçırmışım. Şu anda rakibin hasarı bizden fazla. Kaysa'nın buna dikkat etmesi gerekiyor. Burada bir deneme yapıyoruz. Bir de oyun içerisinde, bu tanıdığım bir oyuncu değil bu arada, şunu yapamadık yani. Bir trade yapalım, geri çekilelim yok. İlla bir skor çıkacak oradan. Ya ben bunu yapıyorum, geri çekilmeye çalışıyorum. Ama Kaysa bunu yapmıyor. Burada kendi söylüyor, benim de flash'ım gidiyor. Burayı 4 hızlandıracağım. Şimdi ben levelde geri olduğum için geri çıkmamaya çalışıyorum. Çok az bir canlı hayattayım. Kaysa'nın geldiğini görüyorum. Burada Yasuo bana vurmamış. Kule dönmedi ona. Ama güzel bir şekilde hayatta kalabildim. Şu Targon sayesinde canımı da biraz doldurdum. Rammus da güzel gördü. Hem ben level farkını kapattım. Kaysa'mız 2 kill aldı. Hayattayım üstüne üstlük. Burası tamam. Burada bir problem yok. Totemimi bırakıyorum. Şimdi base atacağım. Biraz ittirdikten sonra. Ha, 4 olduktan sonra atıyorum.
Kaysa az önceki şeyi hatayı yine yapıyor. Tek başına ve geri çekilmiyor. Yani normalde Yasuo'yu gördüğünde çıkması lazım. Şimdi adamlar her şeyini kullanacaklar. Ve onu kesecekler yani. Ona yapacak hiçbir şey yok. Oyunda bu nişancımızla bu yüzden biraz uyuşamadık açıkçası. Burada vardığımı korumaya çalıştım biraz da olmadı. Burada bizlik bir şey var mı? Şurada Varus'u kesmişiz. Biraz ileri alacağım. Pozisyona bakıyoruz. Orianna'nın geldiğini görüyoruz. Orianna bize doğru geliyor. O belli bir şeye yaklaştıktan sonra giriyoruz. Kai'Sa ulti atınca, ultisini erken atınca normalde ikisini de kesebilirdik. Orianna'nın gelmesini bekleseydi, ultisini bekletseydi yani. Orianna ile bir combo yapardık, alabilirdik orayı. Şimdi burada şurada bekliyorum bizimkilerin geri çıkmasını. Burayı hallettik. Başka hangi pozisyon varmış? Şu pozisyona geçelim. Burada Yasuo bizi ultiliyor. Öncesini de göstereyim hatta. Şurada Yasuo ikimizi birden ultiliyor. Varus da ultisini kullanıyor. Neyse ki Nautilus oynuyoruz. Tankız dayanıyoruz Allah'tan. Rammus geldiğini işaret ediyor bize. Ben karakterin tanklığını bildiğim için güveniyorum yani ölmeyeceğimi biliyorum. Şimdi Rammus'un geldiğini gördüm. Burada Varus'u ultiliyorum ki o da ölsün yani. Burada ölmeye göze aldım. Benim için problem yok. Çünkü Kaysan 6'ya 2 oldu. Burayı hallettikten sonra şurada bir ha şu pozisyon mesela Kaysa'nın biraz değişik oynadığını anlatmak için göstermeye çalışacağım. Diana'yı gördük. Diana'yı takip ediyorlar. Kesiyorlar işte. Bakın dümdüz yürüyor adam. Dümdüz. Yani seni az önce bu bot lane seni az önce mid'de gördü. Yani öyle dümdüz yürünür mü? Mesela. Değişik değişik sorular sorabilirsiniz. Burada ölüyor işte. Yine bayağı hasar veriyor yani. Kastırdık 7'ye 2'ydi o anda. Orada ölüyor işte. Neyse orayı geçelim artık. Şu 3'te 3 verdim sen şu pozisyon. Şimdi Rammus'u görüyorsunuz. Rammus'u görüyoruz burada. Bir saniye. Şöyle biraz geriden alacağım. Yavaşça pozisyonu izleyelim. Rammus'u gördük. Gireceğiz şu anda. Yasuo güzel bir rüzgar duvarı kullanıp benim Q'mu bozuyor. Ben de flash düz vuruş yapıp bunu stunluyorum. Yere sabitliyorum. Varus'u da ultiliyorum. Ve kestik. Tamam. Burayı aldık normalde. Ama Kaysa'mız kule altı yapmayı tercih ediyor. Varus'umuz şeyimiz de Rammus'umuz da tercih ediyor. Daha öncesinde Kaysa ile biraz atışmıştık. Bu kule altından sonra ben de sinirlenip şurada ben bilerek giriyorum. Yani satmak için. Bayağı bilerek besliyorum burada diyebilirim yani. Bilerek girdim buraya. Böyle bir işte yani kendi tanımadığınız bir pireniz olunca böyle bir sıkıntı çıkabiliyor bazen. Kaysa yine de hala kasmış durumda. Bakın yarım itemlik bir de ayakkabılık bir fark var arada.
Buraya geçelim. Şu pozisyon mu? Evet, sanırım. Buradan sonra ben saldım. Yani mid'e gideceğim. Kuleyi verdik zaten. Burada bir şeyler deniyoruz. Şeyi alıyoruz. Şurayı göstereyim. Bir saniye. Ben burada şuradan geliyorum. Yasuo'yu tutuyorum. Thrain de beni görüyor. Thrain'in hasarı var. O kasmıştı bayağı bir. Ultisini kullanıyor. Burayı alıyoruz. Kaça kaçlık bir değişimle 4'e 2'lik bir değişimle alıyoruz burayı. Güzel, fena değil. Yani mid lane'imiz zaten yeniliyordu. Onun kulesini almış olduk. Şurada Master Bereç'ten 2 kule alıyor ama çok bir problem yok. O da geride. Pozisyonun devamında şuralarda bir şey var mı? Buralarda bir şey yok. Şimdi burada az önce bizim trendimizi kestiler şurada. Ve geldiklerini gördük. Ben şu çalıda bekliyordum. Burada tutuyorum. Diana'yı kesiyoruz. Tabii böyle dakikalarda tek başınıza verdiğiniz skill'ler problem olur. Özellikle bir ormancı için. Tabi üst ormanda bizim görüşümüz de olmadığı için şey yapamıyoruz ama yine de dikkat etmeniz lazım. Şurada güzel bir teamfight'ımız var. Şimdi Trandimir'imiz önde koridorunu ittirdi. Yasuo'yu görüyor. Buraya geleceğini tahmin ediyor ve bu çalıda bekliyor. Rakibin de görüşü yokmuş kendi ormanında. Yasuo'yu kesiyor. Bize de görüş veriyor. Bu adamların görüşünü veriyor. Biz de yöneliyoruz. Şimdi ben rakip geri çekiliyor diye buradan dolanmayı tercih ediyorum. Bu fight'i istiyoruz çünkü. Orianna güzel bir ulti atıyor. O atınca ben de devam ediyorum. Normalde Rammus'umuz öldüğü için devam etmezdim. Ve kaça kaçlık bir değişimle 5'e 2'lik bir değişimle teamfight'ı alıyoruz. Gerçi Yasuo önceden ölmüştü. 4'e 2 diyelim yine de. Bu değişim sonucunda şu kuleyi alacaklar. Bir sonraki şeye geçelim. Burada rakibin kötü oyununu göreceğiz. Kaysa'mız kastı ve devam ediyor. Ben Varus'u görür görmez ultimi ona atıyorum. Şimdi biz 3 kişiyiz, bunlar 2 kişi. Normalde bunların ya hemen gelmeleri lazım ya da hiç girmemeleri lazımdı bize. Ve 3'e 4 pozisyon alıyoruz burada. Bu da onlara inhibitör mal olacak şimdi. Trendimirimiz de bir yandan devam ediyor. Artık rakip de sapmaya başladı zaten yavaştan. Bu inhibitörü de açıyoruz. Burada rakip doğacağı için bu inhibitörü açmak daha mantıklı. Şu bir kuleyi belki alabilirdik ama şimdi iki taraftan süper minyonlarımız gelecek. Bu daha önemli bir artı bizim için. Şurada Yasuo'nun sattığı bölümü de göstersem mi ki göstereyim. Yasuo herhalde bana sinirlendi oyunda. Böyle bir satmaya yönelik bir hareket yaptı.
Kaysa da Diana'ya biraz saygı göstermesi lazım sonuçta. Güçlü bir karakter. Şimdi bu şeyi kazanamayacağımı biliyorum ama devam ediyorum. Neden? Burada oyun bitiyor. Bu iki adam geri dönene kadar bu üçü iki Nexus kulesini alacaklar. Burada bir de biraz savaşacaklar. Tabi rakip base kaybediyorlar ama problem değil. Sonra devam edelim. Şurada Kaysa diyorum ki kardeşim girme. Bak. Uyarıyorum burada. Pingim var şeklinde uyarıyorum. Yani onu yapmasa baron alacağız. Ve ne kadar sürmüş bu oyun? Yani oyun 3 dakika daha kısa sürecek normalde. Ama işte Kaysa satıyor. Ben de satıyorum devamında. Trandemir yine baya bir kesiyor yani. Allah'tan o baya bir fitlenmiş. 16'ya 6 durumda. Gerçi Kaysa'mız da 17'ye 8, fena değil. Rakibin bir objektif yapma şeyi yok. Çünkü bizim minyonlarımız ittiriyor. Şimdi oyunun sonuna gelelim. Burada rakibi gördük. Minyonlarımızı temizlediler. Hemen baron alıyoruz. Diana yine sattı burada. Dur, burayı çok hızlı geldin lan, bir saniye. Şurada Trandimir hasarına güveniyor. Geldiğimizi görüyor. Ultisi ile beraber fight'ı başlatıyor. Biz de ona yardım ediyoruz ve oyunu bitiriyoruz. Evet, bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler.